Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden Oxygen Not Included'a devam ediyoruz. Evet, şimdi şu sorunu çözmeye çalışıyorum şu an. Suyu aşağı indireceğim ki burayı açtığımızda patlamasın. Amacım bu. Şunu da paspas yiyin arkadaş. Hasta oldum nerede ya. Yazık. Şimdi ya dostlar, ben burayı açabilirim şöyle. Tamam, oldu mu? Klor bulaşmadan nasıl yapabilirim? Oradan klor açılacaktır. Şöyle bir şey yapmayı düşündüm ben de. Klor bulaşsa ne olur acaba ya? Kaç şey klor var? Çok fazla yokmuş burada. Aşırı derecede görünmüyor. Tamam. Başta şunları yapın da. Daha sonra diğer şeyleri yaparsınız. Isıttı burayı. Abi soğuk buhar memesi nasıl bir şeymiş bu? Tam tersi sıcak bir şey yapıyor. Su çıkartıyor. Allah'tan burası soğuk da. Bir şekilde dengeleyeceğiz burayı. Tamam, burayı tamamlamışız. Şimdi aşağı inin. Şöyle gelin. Açın bu tarafları. Ve şöyle bir merdiven sistemi. Onunla beraber şunu yapacağım. Su aşağı inecektir ama yapacak bir şey yok. İnsin. Mikroplu suları farklı, mikropsuz suları farklı alacağız dostlar. İkisini farklı yapmak istiyorum. Tarımcı, atletik, atletik olması güzel. Doktorluk, tarımcılık azaltıldı. Yiyecek moral bonusu arttırıldı diyor. Ama atletik, koşma hızı çok iyi arkadaşlar. Gerçekten çok iyi ama bundan sonra daha iyi bir kopya almayı düşünüyorum. Böyle boş kopyaları almayacağım. Doktor lazım bize öncelikle. Trafomuzu yapalım. Güç trafomuzu şuraya koyalım. Buradan bir çıkış olsun. Giriş çıkışı şöyle bakın. Ok işaretine göre gidiyoruz. Ve bu çıkışı da şöyle yapacağız. İletken kablodan geçeceğim. Böyle geçireceğim bu iletken kabloyu. Tabi bunun içinde cevher lazım bize. Yetmiyor. Bir 10 tane yapalım. Yadigar seviye atlamış. Taşımadan devam edelim. Artık moral yetmiyor. Biraz daha aslında şeye başlayabiliriz. Dekorasyonlara başlayabiliriz. Bu bile yetmiyor artık. Gördüğünüz gibi. Biraz sıkıntı dostlar. Aslında şuraya bir doğa koruma alanı verebilirim. Bir daha geçerler üzerinden. Niye olmasın? İkinciye bir geçiş yaparız. Yalnız kapı bu da şey sorun olacak. Bunları aldığımda borular da alınmış olacak. Yapacak bir şey yok. Böyle yapalım. Tamam. Buraya bir kapı yaptığımızda boru sisteminde hemen geçelim. Koruma alanı yapıyorum. Neredeydi o? Ben niye göremiyorum? Park alanını yaptım. Olur mu? Olabilir. Yukarıda yapmak zorundayız yalnız.
Aşağıda olduğu yukarıda da gerekiyor. Şöyle yapalım. Kapımızı buraya koyduğumuzda olacaktır. Kapılar açık olsa da fark etmiyor. Açık kalsın. Burası bir oda gibi şey oluyor. Sayılanıyor dostlar. Hep açık olsun. Açık olacak hep. Tamam. Oldu mu? Evet oldu. 74 kare oldu. Kaç kare da onu kabul ediyorsun? Bir saniye. 120 kare de kabul ediyor. Tamam oldu. Tamam. Trafoyu yaptın. Şey yapıyor musun? İşliyor bunları da. Biraz daha fazla işle. Ne su lazım? Su yok. Pompada su yok değil mi? Aynen. Aynen. Aynen aynen. Şimdi pompayı, tulumbayı daha doğrusu şuraya koyacağım. Koyuyoruz da altını hiç göremiyorum. Şöyle yapalım be. Şunu alsaydınız iyiydi ya. Yanlış yaptık. Şimdi. Veya buraya koyabiliriz. Biraz daha suyu almak için. Ama yetmeyebilir. Yaptık. Güzel. Tamam dostlar. Devam ediyoruz şu güç kablosuna. İletken kablodan devam ettim. Böyle girişimi yaptım. Çıkışı normal yapacağım ama şöyle bir şey arkadaşlar. Çift kanallı bir kanal daha yapmalıyız trafoda. Amaç trafoyu ikiye bölmek burada. Şimdi ikinci trafoyu nasıl yapabilirim? Ona bakmaya çalışıyorum da. Burada da bitkiler. Bitkileri ellemek istemiyorum. İkinci trafoyu da şu aşağıya versem ki olabilir. Böyle geldik. İkinci trafomuzu da yaptık. Kablomuzu da şöyle verdik. Tamam. Trafolar oldu arkadaşlar. Çıkışları şimdi ayrı vereceğim. Biri bir tarafa verecek gücü, biri bir tarafa verecek. Ki kablolara bir akım şey olmasın. Fazla gelmesin. Acaba hangisine vereceğiz? Çıkış giriş. Seni aşağıya versek. Burayı kessek. Diğeri yukarı baksa. Şuraya baksa. Yani şurayı kessem. Öyle bir şey yapalım ya. Dur. Önce kabloları birleştirelim. Yani bir bağlantı yapalım. Burası. Seni de farklı yerden vereceğiz ha. Burası olmaz. Bakalım burada. Şimdi seni buraya verdik. Sen buraya etkileyeceksin. Sen de aşağıya. Buraya. Tamam. Kıvanç'ta ne vardı? Kazma işlemi var. En son kazma işlemine gelsin. Tehlikeli madde kazma verdik ona. Şimdi yeni gelen değil mi bu Amir? Evet. Yaratık çiftliği verdim. Hayvancılar artık yavaş yavaş da başlayabiliriz. Bu arada tamam burada suyumuz var. Bütün kirli mikroplu suyu buraya göndereceğim. Yalnız şurayı kapatırsak iyi olur. Koku giderici koymak zorundayım. O mikroplu havayı temizlemesi için. En azından bir tane de musluk koyacağız. Şöyle bir
musluğumuzu koyalım. Buradan yapalım abi. Böyle bir tane koku giderici tam çıkışa doğru koyarsak iyi olacak. Oradan pis havanın çıkmasını engelleyecek. Hatta şöyle yapalım. Kapat burayı tamamen. Altına şey yap. Kara koy. Buradan çıkışı engelleyecektir. Veya olsun. Bunu yaparsam olmaz mı? Acaba. Merdivenin buradan olması lazım dostlar. Sıkıntı orada. Yani şöyle geldim merdiven. Sıkıntı olmuyor. O zaman bunu böyle yaparız. Böyle yaparım. Bunu da böyle üzerine koyarsam bir sıkıntı olmaz. Elektriğini vereceğim. Tamam. Pek araştırma şeyi kalmadı. Radyasyon araştırması yapmalıyız. Radyasyonla araştırma yapmak zorundayız dostlar. Öyle söyleyeyim. Ama ona daha çok var. Daha ona gelmedik. Şurayı kapatmam gerekiyor. Kapatalım o tarafa. Şimdilik böyle bir şey yapalım. Tamam, kapandı mı? Evet, kapandı. Bunu niye yapmıyorsunuz ya? Heh. Tamam, şimdi arkadaşlar farklı bir şey yapacağız. Şöyle. Bu hat gerildi çok fazla. Bunu aşağı verdik. Burayla birleşti. Bunu da bir yerden kesmek lazım. Sen böyle geldin. Aşağı iniyorsun. Buradan kesersek olacak galiba. Kes bakalım orayı. Bunun olması lazım. Burası niye gerildi? Çünkü yine birleşiyor bu taraftan. Bu tamam bak. Bu nereye gidiyor? Buraya geliyor. Bunun birleşmesinin bir alemi var mı? Hayır yok. Kes bunu. Şimdi oldu dostlar. Şimdi elektrik geliyor. Hat da gerilmiyor. Bu hat biraz fazla yüklendi. Kaç yükleniyor? Hat yazıyor mu yüklendiği zaman? Ne kadar bir hatta bir şeylik oluyor? Buna nereden bakabiliyorum ben ya? Bir saniye bakalım da şöyle bir. Şuradan bir yerden bakabiliyorum diye biliyorum. Bu olması lazım aslında ya. Heh, buymuş. 885 volt. Biraz yüksek. 300 volt. Ama gene de hat gerilmiyor en azından. Bu hatta biraz ekleriz olmazsa. Daha sonrasında. Şimdi dostlar buna şöyle diyoruz. Sıvı, kirli su ama sadece süpürülen, tamam mı? Sadece süpürülen. Yani ben şunu şimdi süpüreceğim. Şu kirli suları. Mikroplu kirli su yapacağız orada, tamam mı arkadaşlar? Amacımız o. Hemen süpür diyorum. Paspasla diyorum şöyle. Niye yapmadın lan? Ha, süpür diyeceğim, pardon. Süpür diyorum. Bunda süpür diyorum. Başka mikroplu var mı? Bunu yapamıyorlar çünkü merdiven yok buradan. Evet. Başka mikroplu var mı? Bunlar bakın mikroplu değil. Bunları da şöyle şuraya vereceğim ama mikropluları bir alsak öncelikle. Ondan sonra taraf alacağım. Keşke şurası böyle olmasaydı ya. Burayı paspaslasak mı bir şekilde? Şu an kirli su yok. Biraz pompalayalım mı olmazsa? Zaten kirli su gitmeyecektir o tarafa. Sonra burayı paspaslayacağım. Bak burada kirli su var. Mikroplu mu bu? Mikroplu. Şunu da süpür bakalım. Bir daha bakalım mikrop var mı? Bunlar var. Oto şelimi aç diyorum. Evet, pembe seviye atlamış. Şimdi dekore etmeden gidelim. Dekore etme olayına başlamak lazım artık. Sen biraz dekore et. Başka çiftçiliğim var.
Ama dekorun da önemli. Hayvancılıktan sonra doktor ve şey lazım. Aşçı lazım bize şu an. Burada bir sıcaklık sorunu oluyor ara sıra ama. İyi gibi. Tamam. Mikroplar çıkıyor orada. Temiz suyu basıyoruz. Bunlar mikroplu mu ya? Değil. Ama şey. Şimdi bunları buradan buraya akıtacağım da. Ama dikkatli olmayız dostlar. Yaptığımız zaman biraz temkinli olmamız gerekiyor. Şuraya olabiliyor mu acaba? Bakalım bir. Şu böyle olabiliyor. Tamam öyle olsun. Mikroplu suyu burada istemiyorum yalnız. Dikkatli, dikkatli şekilde. Bunlar niye mikrop kapmış ya? Ne var üzerinizde sizin? Gıda zehirlenmesi. Herkes de var. Ondan bir şey olmaz. Şu kirli toprak falan var. Depolama işlemini yapalım artık. Bakalım bir inşaat 19 inşaat maşallah ama azaltıldı inşaat diyor. Bir işe yaramıyor. Ver. Başka Furkan seviye atlamış. İnşaattan devam edelim Furkan'da. Yıkım. Burası oldu mu? Olmuş dostlar. Gayet güzel. Paspas değmiyor. Tamam. Kirli toprağı da suyun içine alsak bence iyi olacak. Deneyelim bakalım. Buraya arkadaşlar kirli toprak diyorum. O çünkü kirli oksijen çıkıyor kirli topraktan. Organik yosun kirli toprak. Organik kirli toprak. Güzel. Araştır. Şimdi dekor etme işlemine başlayabiliriz. Yatak odalarını farklı yerlere koyacağım. Bu arada burada çok fazla kirli lava var. Oksijen var. Onu da aslında ayarlamak lazım. Ama aşağılara pek fazla kirli oksijen gelmiyor. Şurada kirli oksijen var. Bir temizleme yerleri yapabiliriz. En azından öyle temizlemeye çalışabiliriz. Birkaç yere koyarak. Karbondioksit fazlalaşmış. Gariptir. Kömürümüz de var değil mi? Var. Tamam. Daha sonrasında buraya suyumuz gelecek. Yalnızca süpürülen desek. Şu an süpürdünüz mü şeyleri? Kirli su. Yavaş yavaş süpürmek lazım. Tamam. Şöyle bir burayı süpür. Bunu kapat. Neyse açık kalsın ya. Oto şişelemeyi aç. Güzel. Tamam. Evet dostlar, hayvancılığa başlayabiliriz artık yavaş yavaş. Bir de aşçı bulursak çok iyi olacak. Araştırmadan mı gitsek? Mekatronik yapacağım önce. Daha sonra araştırmaya başlayacağız. Mekatronik çünkü önemli. Şimdi bir hatch yeri yapalım kendimize. Acaba neresi olabilir diye bakıyorum şöyle. Bir yukarı yapabilirim gerekiyorsa. Hem soğuk alan yukarıda ya.
Oraya daha çok çabuk ulaşamayız ama en azından bir başlangıç yaparız. Veya şu aşağılara doğru gidebilirim. Pek aşağılara inmek istemiyorum. Yakın olsun istiyorum. Şuraya ikişerli sıra aslında sığdırma şansım var dostlar. Var yani, yok değil. Küçük alan yaparız. Önemli olan büyük alan olması değil. Hava akış karosu yapacağım. Karbondioksit aşağı insin diye. Akış karosu yapmak istiyorum burada. Şuraya da hava akış karosu yapacağım. Karbondioksiti çünkü aşağı indirmek gerekiyor. Veya şuradan bir yer açalım kendimize. Bir dakika, aklıma bir şey geldi. Burayı kapat abi, olduğu gibi. Böyle. Gel böyle. Gel gel gel. Gel böyle. Buradan aşağı inelim. Burayı kapatalım daha sonrasında. Sadece karbondioksit aşağı insin diye öyle bir şey yapacağım. Daha sonrasında yalıtımlı karo. Tamam mı? Şöyle. Tamam. Veya şöyle yapmak lazım o zaman. Bir dakika dur. Tamam, öyle olsun. Şurası farklı olacak. Hava akış karosu yapıyorum buraya. Aşağı indirmek için. Tamam, merdiven. Burayı aç. Daha sonra bu tarafa yalıtımlı karo. Bence oldu arkadaşlar. Böyle de kapat. Amacım karbondioksiti aşağı indirmek. Buradan. Şimdilik böyle çözüm buldum. Şey yeter artık ya, basmasın. Kilosu gitti herhalde. Bilmiyorum. Neyse. İnşallah gitmemiştir. Ne oluyor orada? Gitmiş. Burada bir şey var dostlar. Toprak var. Kirli su var. Ama mikroplu değil. Yapacak bir şey yok. Kapatın burayı da. Dostlar yapacak bir şey yok. Hani o kirli suyu paspaslama şansım yok. Ama aşağı aldırabilirim. Bir delik açsak bir şekilde, bilmiyorum, aşağı iner mi acaba? Hiçbir fikrim yok. En azından mikroplu değil. Bak şöyle bir şey yapsak acaba nasıl olur? Bir deneyeceğim. En son kayıt daha yeni gün döndü ama acaba yetişebilir miyim? Direkt çekmiş gitmiş onu ya. Bir şeye döneceğiz. Evet. Daha gelmemiş ama buradan çıkmamış. Hemen bunu iptal et. Karşı odasına bak, çekmeye çalışıyor.
Hemen paspasla burayı. Hadi be. Ha bak gidiyor şu an. Gidiyor şu an. Dolaşıyor şu an. Yakalandı mı? Yakalandı. Güzel. Güzel güzel. Yakaladım onu. Yakaladım onu. Kuvanç ne yapıyorsun? Tamam bitir artık bitir. Yakaladım onu. Evet. Güzel. Bunu sevdim ben. Öpür. Tamam onu da hallettik. Su kalmadı galiba. Evet su yok şu an içlerinde. Güzel. Burası ne alemde? Dolduruyor. Kirli su var. Onu biliyoruz. O normal. Burayı temizleyip de şey yapacağım. Onunla yapacak bir şey yok. Ama suyun derecesi önemli benim için. Buraya kilit mi oluştu? Yok oluşmadı ama kilit oluşacaktır. Yukarıdan vermek lazımdı. Dolmayacak yani. Boşaldıkça şey olacak. Yavaş yavaş. Önemli değil. Yok abi suyu bir türlü soğutamıyoruz burada. Neyse. En azından suyumuz var. Şimdi yavaş yavaş şu şeye geçelim. Ha burayı yapmadık mesela. Burası böyle olmayacaktı. Tam tersi şunu koyacağız. Kapıyı koyacağım. Şunu böyle yapıyorum. Bunu böyle koyuyorum. Bunu da böyle yapıyoruz. Şimdi oldu. Evet. Tarımcı, pilot, makine, aşçı, makine. Güzel bir aşçı var. Ama uykuya dalıyor. Dekor arttırıldı diyor. Güzel. Şimdi uykuya dalması güzel değil dostlar. Hani bir şey olduğunda mesela boğulacak, uykuya dalacak o anda. Olmaz. Tablet aldım şimdilik. Araştırmada ise şunlardan devam ediyorum. Buzdolabı yapacağım. Yemekleri artık oraya koyacağız. Elektriği vereceğim ona. Buzdolabını da buraya koysak veya buraya koyabiliriz. Buraya kapı yapmak lazım. Oda kalmadı farkındaysanız. Odaya koyacak bir yer kalmadı yani. Şimdi yukarı çıkmalarını sağlayabilirim. Buradan geçmelerini sağlayabilirim mesela. Onun için de şuraya koyabilirim. Misal. Veya şuraya. Veya buraya. Evet. Yani. Buraya gelsinler. Yemeklerini alsınlar burada. Bir hava kış korosu yapacağım. Gücü vereceğiz. Alttan gücü verecektim. Bu hattı yapmak istiyorum. Böyle. Şurayı hava kış karası yapalım. Biraz havanın yukarı çıkması gerekiyor.
karbondioksitini de aşağı inmemiz gerekiyor buradan. Şöyle bir şey yapacağız. Kapı olmaz. Yık bunu. Bu kapının yerine şunu yapacağım. İlaç koyma. Bunu koy. Bunu koy. Yık bunu. Yani bu su arkadaşlar bir türlü soğumuyor. Tabi zamanla yükseldikçe soğumaya başlayacaktır illaki. Burada soğuk bir alan var sonuçta. Bir şekilde soğumak zorunda. Hayvancılığı şurada yapacaktık. Şimdi gelelim hayvancılık konusuna. Buradan geldiniz. Burayı bozacağım maalesef. Doğa koruma alanı burada var sonuçta. Tamam. Buna neyi koymuyorsunuz? Evet abi. Buradan başlıyorum şimdi. İki yerle yapacağım. Biraz böyle farklı bir yer olacak. Küçük küçük yerler yapacağım böyle. Mesela şurası ve yukarısını düşünebiliriz. Daha farklı bir şekilde yapmaya çalışırsak. Misal. Şöyle geldiğini düşünelim. Tamam mı? Bu şekilde. Bu bir. Bu da ikincisi olacak. Böyle yaptığımızı düşünelim. Gel böyle. Tam böyle kapat burayı. Bu ne? Burada bir şey yapmışlar. Yapışkan bombası. Bu mutlu olduğu için birisi buraya yapıştırmış bunu ve moral kazanıyor diğer kopyalar bunu gördükçe. Güzel. Tam burası kapandı. Şöyle yap. Şimdi iki taraflı yapacağımı söylemiştim. Kaç karo istiyor? Çiftlik mi artık neyse. Yemekhane, kışla, tuvalet değil. Tarım, ahır lazım bana. 12 karo 96 karo arası olabiliyormuş. Güzel. Ben şimdi böyle kapattım. Acaba kaç olacak? Böyle bir şey yaptığımda. Kapat bakalım burayı sen bir an önce. Bir de şurayı kapat. İnşallah sığdırabiliriz. Tamam. Şimdi bakalım. Böyle geldiğimizde işleme yerine öncelikle şeye geleceğiz. Bunda bu değildi. Pardon. Hangisiydi o ya? İstasyonda şeyde miydi? İşleme de miydi? İşleme değil. İstasyonlarda olması lazım. İstasyonlarda ben neyi göremiyorum? Herhalde araştırması yapılmadı onun. Yapılmamış dostlar. Şu gerekiyor bana. Şöyle yapalım bir araştırmasını. Anladım niye yok orada. Şu kirli havayı temizlemek için bazı yerlere şey yapacağım.
Az da olsa. Koku gidericiyi koyarsak belirli yerlerde havayı temizleyecekler. Bunu yukarı koy yalnız, orada anlamı yok. Böyle yapalım. Hava akış karosunu yap. Elektriği ver. Tamam, temizliyor. Şimdi. Hayvancılık çok güzel. İnşaat bilim önemli değil. Hayvancılık yüksek olması güzel. 13 hayvancılık çok iyi ya. Aşçılık arttırıldı. Yiyecek moral bonusu azaltıldı. Şu an 7 kişiyiz. Çok fazlayız yalnız. Bana şey lazım. Yaratıcılık kazı. Bilim arttırıldı. Bana şey gerekiyor dostlar. Aşçı gerekiyor. Biraz kalori azalışı oldu. Onu da farkındayım. Burada ne var abi ya? Bunu süpürüver. Burada da var. Lan mikroplu yalnız. Şimdi kapatacağız şunu. O olmasın. Kapat. Devam etsin. Süpür. Veya açalım bunun şeyini. Sadece süpüren olmasın. Böyle. Direkt atsınlar oraya. Evet, araştırma galiba yapıldı. Buradan şöyle geldim de yapılmış. Yaratık bırakıcı diyorum. Buraya bırakıyorsunuz. Besleyici şurada. Daha sonrasında bir de istasyonlardan şey koymam gerekiyor. Şunu koymam gerekiyor. Galiba burası olabiliyor. Kaç karo? 28 karo. Olması gerekiyor dostlar. Buraya hatch diyorum. Yavru hatch. Kum taşıyasınlar öncelikle. Ondan başlayalım. Hatch. Kum taşı. Tamam. Evet. Buradan saldırı değil, dalaşma diyorum. Şöyle seçeceğim. Onları gönderse o tarafa. Tamam. Sayısı 7 olacak. 7. Gönderin buraya. Hadi. Bir dakika, buraya geçebiliyorlar mı? Alişan. Alişan. Al bakalım sana yıkım yeteneği.
bırakın buraya. Hop, yapma bunları, dur. İptal et. Kaç kişi oldu? 7 yaratık olmuş dostlar. Bir tanesini buraya alacağım. Çok fazla var, evet. Ama fazla olsunlar. Fazla olsunlar. Şimdi diğerini de şöyle yapıyorum. Buradan geldik. Bunu bıraktık. Buraya bunu bıraktık. Daha sonra istasyonlardan. Bunlara farklı bir yemek vereceğim. Daha farklı bir hatch olsun. Bir dakika şimdi. İstasyonlar. Şunu koydum. Yapın bakalım bunları bir an önce. Şöyle. Hatch'lere bakmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor ki nasıl hatch çıkacak ortaya? Onu görelim. Daha sonra onu yapalım dostlar. Şimdi onları öyle beslersek yumurtaları öyle çıkacaktır. Adaçayı hatch. Şu pürüzsüz hatch ne veriyor? Bakır cevheri istiyor. Bakır çıkartıyor. Bu ne ya? Alüminyum falan çıkartıyor. Alüminyum cevherinden alüminyum çıkartıyor. Kobalttan, kobalt cevherinden kobalt çıkartıyor. Garip. Buna girmeyelim şimdi ya. Taş hatchler soğutuyordu galiba bölgeyi. Benim bildiğim. Obsidyen falan yiyor. Granit yiyor. Bayağı bir sıkıntı bunlar. Tortul kaya falan istiyor. Adaçayı hatchte ise ne yiyormuş? Ve ne işe yarıyor? Devam et, devam et, devam et, devam et. Yukarı. Toprak. Ama toprağa çok ihtiyacım var. Kum versek. ...140 kil yiyormuş. Toprak yiyor bunlar yine. Aynı şey. Yabani pancar falan diyor. Tamam, şimdi bir kaynaklara bakalım. Toprak 21 ton var. Kum 88 ton var. Kum verebilirim. Kum taşı 95 bin ton. Yani veya kum taşı veririz şimdilik. Yapın onları da. O şekilde devam ederiz. Evet sevgili dostlarım. Burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.